Cumhuriyet hayatının önde gelen isimleri son yılların en büyük yardım organizasyonunda buluşacak. Bu akşam 2000 kadın akşam umudu. Demeyelim ya. Bu daha slogan gibi. 2000 kadın 2000 yeni hayat mesela. Çalışma hayatına katılacak 2000 genç kadın destekliyoruz gibi. Hemen revize ediyorum. Güvenlik tedbirlerini gözden geçirdiniz mi? İki kez. Üçleyelim. Peki. Teşekkürler. Afiyet olsun. Dikkatli beyler, dikkatli. Selim, şunların peşinden git de tablolara zarar gelmesin. Sevgilim. Sevgilim? Ne işi var bu? Babana çıkartırmaya konacak eserlerle ilgilenmemi istedi. Mekan yıkılıyor. Bir de akşam görüşülen yeri olacak biraz. Küçücük mideleri var şimdi onların. Hep biz mi beslesek? Baban istemez Güneş'im, biliyorsun. O zaman babamdan gizli beslesek. Sen de beni böyle bırakıp gider miydin anne? Asla, asla. Sensiz hiçbir yere gitmem. Seni çok seviyorum anne. Ben seni seviyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Çöp kutusunun yanında bulmuştuk baba. Ama anneleri doğurup gitmiş. Anneleri gelene kadar burada kalabilirler mi? İstiyorsan kalsın. İstiyorum. Güneşciğim. Anneyle bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Aşkım, sen git, ben hemen geliyorum. Evde hayvan istemediğimi bilmiyor musun Cemre? Güneşle görünce... Kurtul şunlardan. Davete giderken Mete. Tekrar ettirme. Kurtul. Tamam. İlacın. Yaptırdığını gördün mü? Bunları bana yaptıran sensin. İlaçların hiçbir an sensin. Çünkü hasta olan ben değilim. Rüya geldi. Avukatlık ruhsatını alıp gidecek. Buradan burnunu çıkarmayacaksın. Kuzenim burada diye bir saçmalık yaparsan yemin ederim ilk uçakla Güneş'i yurt dışına çıkarırım. Yüzüne hasret ölürsün. Anladın mı? Tamam. Anladım. Anladım. Tamam.
Levi. Selam. Ne oldu? Yok bir şey. Kapıya çarptım. Anne yalan söyleme olur mu? Ne diyeyim Rüya? Utanıyorum. Cemre yine ilaçlarını içmemiş. Sonuç bu. Neyse, hadi geçelim. Nilgün abla, gamboştakiler çiçeğin. Sen mutfağa bırak, ben geliyorum. Tamam kız. Gel. Sonunda. Oh ya, gülünce böyle bir enerji geldi yüzüme. Ya, davete bile gelebilirim belki. Ha, o kadar uzun boylu değil de. Görüşürüz babacığım. Aa Rüya. Heh. Şirketten pazartesi için yüklü bir nakit çıkışı istemişsin. Onayım için aradılar. Ben çiçeğe düğün hediyesi bir ev beğendim. Kızım bir çalışan için fazla değil mi bu? Babacığım yanımıza geldiğinde 12 yaşındaydı çiçek. Yani bunu bir çeşit emeklilik ikramiyesi olarak düşün sen. Rüya. Babacığım kırma beni. Lütfen. Hadi kırma. Tamam. Tamam. Oh, teşekkür ederim. Tamam. Ama benim çok işim var, gitmem lazım. Bir şey ister misin? Hayır, sağ ol. Allah Allah. Emin misin Nilgün abla, çiçek için mi dedi? Evet kızım, götür geliyorum dedi. Evet, şimdi onu üstümüze giyiyoruz. Hayır Rüya, işim var. Ben hallederim kızım. Ya bırak Nilgün abla, o yan çizmeye bahane arıyor. Ya sanki Ali çok huzursuz oluyor ben böyle davetlere katılınca. Ne yani Ali ile evlenince benimle takılmayacak mısın? Hani nasılsa erkeç anlayacaksın. Hem ne demiş büyük şair? Ay tonlamana bakılırsa hiç iyi bir şey dememiş. Neden her aşk bir kadının cenazesini kaldırır mutlaka? Çünkü aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk. Hmm. Hiç aşık olmadığın için böyle konuşuyorsun. Kalbinin yerini bir bilsen. Allah benimkisi burada. Nişanlınla bir ilgisi olabilir mi bunun? Ay çok biliyorsun. Tamam Çiço hadi. Az laf çok hazırlık. İtiraz istemiyorum. Ya ben sensiz ne yapacağım? Bir yere mi gidiyorum? Yani ben evlendiğimde artık burada oturmayacağım ya. Ben de orası. Ben seni hiçbir yere göndermeyeceğim. Nasıl? Sürpriz. Bu arada bir saate falan kuaför gelecek. En geç 6'da çıkıyoruz. Hani yardım gecesine gitmeyecektin? Ya Rüya geleceksin diye tutturdu. Ha. Ne var arkanda? Hele şükür be çiçeğim. Hele şükür fark edebildin. Ne? Hele şükür. Ya ben... Sonu da fark edebildin. Nasıl? Ali? Ali sana kurban be. Ali sana kurban. Bu gerçek olamaz. Ali bizim evimiz mi oldu şimdi? Bahçesi bile var portakal ağaçlarıyla dolu. Hem de. Ya. Yedisinde nikahımızı yapıyoruz. Gecesinde başımızı yastığa evimizde koyacağız. Tabii uyku tutarsa. Biliyorsun. Rezil olacağız. Ali ya. Evlenince Antalya taşınacağımızı Rüya Hanım'a söyle artık. Böyle gözün içine baka baka yalan söylüyoruz gibi olacak. Hı? Tamam bu gece geçsin ben ona söyleyeceğim. Cehennem acı çektiğimiz yer değil. Acı çektiğimizi kimsenin bilmediği yerdir. Artık kadınlarımızın acılarıyla yüzleşmeliyiz.
Hiçbir kadın çaresiz değildir. Sizlerle eski belediye başkanımız Çelebi Kaya Beyli olarak konuşmuyorum. Adaletin üstünlüğüne inanmış bir hukuk adamı olarak konuşuyorum. Bugünkü davanın sonucu kadın hakları adına bir utanç vesikasıdır. Ama pes etmeyeceğiz. Kaya Beyli Hukuk Bürosu olarak her zaman kadınlarımızın yanında olacağız. Mücadelemiz tek bir kadın aile içi şiddeti görmeyene, kadın cinayetleri bitene kadar devam edecek. Cemre Hanım, buyurun. Cemre Hanım. Yok yok, dursun, kalsın. Önemli değil, buyurun. Teşekkür ederim. Cemre Hanım, açık konuşacağım. Avukatınız olamayacağım. Neden? Kimse neden davanızı üstlenmiyor anladım. Evet. Çelebi'den korkuyorlar. Çünkü gerçekleri öğreniyorlar. Halen devam eden ciddi psikolojik bir tedavi görüyormuşsunuz. Çelebi size de ulaşmış. Yani bunlar elinize geçtiğine göre. Bu belgeler, bu raporlar sahte mi? Hayır, yani evet. Tanılar doğru değil. Ben yıllardır kocam yüzünden çok ağır ilaçlar alıyorum. Yani herkes ruh sağlığımın bozuk olduğuna... ...kendime zarar verdiğime inandırdı. Bakın Cemre Hanım. Beyanınızı esas almak istiyorum ama... ...sizin dışınızda tüm dünya yalan mı söylüyor? Tedavinizi yarım bıraktığınızda hep bir olay yaşanmış. Cemre Hanım, ilaçlarınızı kullanmaya devam ediyor musunuz? Ben hasta değilim. Tamam. Tamam, akıl sağlığım yerinde. Bakın, boşanma davası açmak hakkınız. Evet. Ama Çelebi Kaya Beyli yerine kızınızın velayetini size verecek hakim yok. Sizin koşullarınızda bu imkansız. İmkansız ne ya? İmkansız. Bağırmayın lütfen. Çünkü beni duymuyorsunuz. Sağırsınız. Hiç adalet arayan kadına gelince körleşiyorsunuz. İmkansız olan ne biliyor musun? Yıllardır yaşadıklarımı yaşayıp hala hayatta kalmam. Tek bir Allah kulu bana inanmadığı halde hala bir çıkış yolu aramam. Avukatından, polisine, doktorundan, akrabasına kimse bana inanmıyor. Ya kimse, kimse gerçeği bilmek istemiyor. Teraziniz hep güçlüden yana. Adaletiniz erkek adaleti. Lütfen sakin olur musun Ceren Hanım? Ne? Ne bunlar ne? Bunlar ne? Ne bunlar? Kaçırma gözlerini, bak. Bak. Sen bakmayınca kaybolmuyor bunlar. Bak. Nerede olduğumu görmüyor musun? Darp raporu almanızı öneririm. Sebebi gerçekten eşinizse. Gerçekten Allah belanızı versin. Siz gerçeği inkar ettikçe biz ölüyoruz. Ama ben hepinize inat yaşayacağım. Ölmeyeceğim. Ahtım olsun. Beni öldüremeyeceksiniz. Thank you.
Hadi sevgilim. Evimize gidelim. İlaçlarını saati saatine kullanacağız. Bir aksilik daha istemiyorum. Bu sana son uyarım. Bir saçmalığını daha görürsem seni kliniğe kapatırım. Hayatın boyunca kızını göremezsin. Akşamki davet için takılarını ve kıyafetini hazırlattım. Beni temsil ettiğini unutma. Vücudundaki izleri de makyajla kapattı. Evet beyler. Pas. Rest. Al sana 500. Full. Herkese bol şans abi. Ben kaçar, akşam mesaim var. Daha yeni sınıyorduk. Başka zaman pehlivan. Görüşürüz. Buyurun. Al bakalım. Kardan payın. Eyvallah. Hasan abi 3'ü 5'i bırak. Yap bir hesap hadi ya. Tamam yapıyorum. Şunu da ekleyeyim. Tamam 150 eksik helal et işte. Kalemini de al. Helal olsun. Hayırlı işler. Mahalleni sorarsan? Aynı kişi abi. Rauf Bey, Rauf Hun. Kim oğlum Rauf Hun? Vallahi ben de tanımıyorum da güzel bir insan. Bir şey diyor musun? Yok. Görüşürüz. Benimle böyle bir yere gelmek ister miydin? Ya babam? Sadece ikimiz. Gidelim annem. Onu bir daha hiç dönmeyelim. Bu akşam yemekten sonra saat tam 8:30'da beni burada bekler misin? Ya sen? Baban Ankara'ya gidecek. Ben de yardım gecesine herkes beni orada zannederken ben gelip seni buradan alacağım. Kapıdaki abilere görünmeden kaçacağız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi o zaman gidip hazırlanalım. Hadi. Hadi.
Nasıl hayatım, güvenlik olacak kapıda. Abartıyorsun. Tamam. Tamam, otantik bir yerde niye rahatsız edilelim? Alt tarafı bir yardım organizasyonu. Bunu tutturdum ama olmamış mı? Çok güzelsin be çiçeğim. Fazla güzelsin. İyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi? Anlamadım. Hadi, hadi bin. Hadi. Bir saat oradayım. Tamam, konuşuruz hadi bebe. Ay, bilmedikleri bir yere geliyorlar ya, sabahtan beri bir telaş. Ya kaç kişi aradı inanamazsın. Senin de hoşuna gidiyor tabii. Akvaryumdan çıkıyoruz işte, ne güzel. Baksana. Abi yok Rüya Hanım, sahillerde tıkanıyordu, yedi kuleye girdim. Sarnıç hemen aşağıda. Abartma Ali. Siz buraları bilmezsiniz Rüya Hanım. Temkinli olmak lazım. Ay korkutma bizi Ali. Aslan parçası 2 dirhem bir çekirdek nereye böyle? Kız istemeye mi yoksa? Sensiz kız istemeye gider miyim bir tanem? Nereye öyleyse? Bizim Pireli Sarınca piyango vurmuş, davet yapacaklarmış. Ömer abi! Heh. Bir liram var mı abi? Yavuz'un yerine garsonluk yapacağım. Ne yapacaksın lan 1 lirayı? Ünlüler mi geliyor? He. Dondurma alacağım. 1 liraya dondurma mı kaldı lan? Evet, buzlusundan var abi. Lan ne buzlusundan yiyorsun oğlum? Al bunu güzelinden ye. Al, hadi kaybol. Aslansın. Ünlüler gelirse benim için sen bir çekmeyi unutma. İsmini söyletip video attıracağım bir de. Sakin, acelemiz yok, ne yapıyorsun? Ya bir anda önüme çıktı ya. İyi misiniz lan? İyiyiz abi. İyi misin lan? İyiyiz. Hadi lan, hadi. Camı aç. Ay, aç. Tamam, tamam. Tamam. Sakin ol. Ali devam edelim. Aç camı, adam yemiyoruz, aç. Ne vardı? Mahalle arası görmüyor musun, çocuklar var? Düzgün sürsene. Çocuk çıktı önüme. Çocuk mu kardeşim, çıkar. Sen dikkat edeceksin. Beyefendi, beyefendi çok haklısınız, kusura bakmayın. Öyle her yer babanızın malı gibi at koşturamazsınız değil mi? Ali. Hayat dersi bittiyse devam edelim. Kaf daha bu tarafta değil birader. Hadi doğal ortamınızı. Hadi. Top bizim kalede kaldı.
fotoğraf alabilir miyiz? Harika. Buraya bakabilir misiniz? Rüya Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kızım seni öyle böyle sevmiyorum. Beni hep öyleli böyleli sevecek misin? Bilmem. Hep böyle dünya güzeli kalacak mısın? Ama alçak. O saniyeliğine ayrı kalmayı deneseniz. Biz ona aşk diyoruz canım. Çengelliğin olmasın? Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Bir kere bundan ben rahatsız oldum. Hadi değil. Aha, evet, biliyorum. Ya Allah'ım ne olur şu kızı aşık et. O günleri bana göster yarabbim. Ölümsüz olacağım diyorsun yani. Sen konuş konuş. Ben göreceğim senin bu laflarını sevdiğini. İskender'i görüyor musun? Bak, orada. Müsaadenizle. Kadınların en çok kümelendiği yerde tabii ki. Ne kadar güzel olmuşsun. Ya, teşekkür ederim. Alo. Uçaktayım. Kapatmadan sesini duymak istedim. Duydun. Yolda mısın? Gardiyanların haber vermedi. Yarın görüşürüz. Sarnıçta kaç kişi var? 3 adamımız var. Gizlice Cemre Hanım'ı izliyor olacak. Cemre Hanım kasadaki paralarla pasaportları da almış. Yatış işlemleri de tamam. Hangi klinik? Geçen sene sizin yenilettiğiniz. Şehrin dışında, sessiz sakin bir yer. Planladığımız gibi Cemre Hanım'ı kızınızı kaçırırken havalimanında polislere yakalatacağız. Tedavi için hastaneye sevk ettireceğiz. Oo Ömer Efendi, hoş geldiniz. Oğlum sen nasıl solist misin lan? Bu saatte işe mi geldin? Tamam uzatma fare. Oğlum fare değil, Selim Bey diyeceksin. Bak mahallede değiliz Ömer Efendi, burada patron benim. Peki Selim Bey. Ayağını denk alacağım. Tamam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Heh. Lan seni döverdim be. Sonra hallederiz onu. Ya siz de elinizi çabuk tutun. Hiçbir şey hazır değil ya. Hadi hadi. Merhaba, kolay gelsin. Beğendin mi? Ay evet çok hoşmuş. Bunu alıyoruz. Faturayı şirkete yollarsın. Ay ama sana da hiçbir şey söylemeye gelmiyor. Hediye paketi yapabilirim. Gerek yok. Teşekkür tamam. ederim. Kızlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne kalabalık ya. Büyük yardım toplayacağız bu gece. Bu yakışıklı kim? Bugün kavalyem oğlum. Ne zamandır görüşemiyoruz. Hoş geldin Atlas. Tatlım. Çok güzel tatlılar varmış. İlk biz deneyelim mi? Çok yemek yok ama anneciğim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Gel. Ne oldu, niye Atlas'ı getirdin? Bülent aradı. New York'ta değil miydi o? Öyleydi. 2 hafta sonra gelecekmiş. Atlas anlayınca ağlamaya başladı. Susturamadım çocuğu, pardon. Kesin parası bitmiştir, bırak ya. Aman tek derdi o zaten. Tamam takma, kurtuluyorsun. İnşallah. Cemre Hanım geldi. Hadi. Cemre Hanım hoş geldiniz. Cemre Hanım hoş geldiniz. Cemre Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar Cemre Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Cemre Hanım bu tarafa lütfen. Cemre Hanım. Cemre Hanım. Bizden beklentiniz de nerede? Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi eğlenceler efendim. Ne kadar güzel bir yer. Bakalım tatlılar nerede acaba? İşte buldum. Muhteşem görünüyor. Makaron seviyor musun? Hangisi?
Neden başlayalım? Makarondan başlayalım, seviyorsun madem. Gel bakalım. Merhaba Cemal. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cemal. Tebrik ederim Büya. Çok aradım mı burayı bulmak için? Hoş geldin Cemre. Sevmedin mi? Yani biraz klostrofobik değil mi? Yok. Çelebi nerede? Ankara'ya gitti. Gelir gelmez daraldım gerçekten. Başka çıkışı var mı buranın? Yok. İyi. Süper gerçekten. Görüşürüz. Görüşürüz. Neydi şimdi bu? Manik döneminde mi? Sorma, ilaçlarını bırakmış. Yine mi? Buyurmaz mısınız? Dikkatli ol, burası ara sokaklara benzemez. Siz aniden döndünüz ama. Davettesin. İnsanlar hareket edersen dikkat edeceksin. Burası bizim doğal ortamımız. Söylediğim şeylerin aklınızda kalması ne güzel değil mi? Siz tanışıyor musunuz? Görünmez kaza. Bir dakika, senin yaka kartın nerede? İsmimi soruyorsanız hemen söyleyebilirim. Şansını zorlama. İzninizle. İyi eğlenceler. Sana kurmu yaptı? Ay saçmalama. Bir takıldın ama. Yok, arıza bir tipe benziyor yani, sorun çıkarmasa bari. Kim? Önemli biri değil. Teşekkürler. Sağ ol canım. Peçete ihtiyacınız yok, hayır. İyisiniz, evet, iyisiniz. Evet, pardon ya, şöyle. Özür dilerim. Özür dileriz efendim. Yok, önemli değil. Önemli değil. Sen de çabuk temizle şurayı. Dikkatsiz, beceriksiz herif. Hadi toparla çabuk çabuk, hadi. Çekitlen. Beyefendi, kendinize saygınız yok. Bari biraz hanımefendilere saygınız olsun ya. Biraz beyefendi olun, medeni olun lütfen ya. Haklısınız beyefendi. Burada hanımefendiler var, medeni olun biraz, medeni. Medeniyeti senden mi öğreneceğim? İstesen de öğrenemezsin. Selim, beyefendiliğini koruyamayan kimseyi görmek istemiyorum. Anlaşıldı İskender Bey. Al. Selim. Buyurun İskender Bey. Ben sana çalışanları tek tek seç. Kafası kesilse gıkını çıkarmayacak tipler çalışacak demedim mi? Hemen kovuyorum. Ha bir de öyle aramızdan geçip gidecek ha? Gözünüze görmeyecek, söz veriyorum. Bana bak Selim. Ne alt katta ne üst katta en ufak bir sorun istemiyorum. Eğer bu gece yüzüne gözünü bulaştırırsan... Evet. Burada her şey yolunda Çelebi Bey. Cemre Hanım içeride henüz çıkış yapmadı. Güzel. Gelişmelerden haberdar edin beni. Tamam efendim. Tamam. Bak şimdi ya, oğlum siz haberi benim dediğim gibi girin işte siteye, tamam. Kapat, arayacağım seni. Bekle.
Bekle. Ne oluyor lan? Daha fazla bela açma lan artık başıma. Ne oluyor lan? Davet bitene kadar buradasın. Cezanlara sonra karar vereceğim. Lan Fahri açsana gel. Selim, kimse var mı öyle? Bu içerideki. İstediği kadar bağırsın, çağırsın, ilgilenmiyorsunuz. Anlaştık mı? Tamamdır Selim. Anlaşılır Selim. Selim! Sinyal ya. Hay sinyal. Kimse yok mu? Ali! Hayır ya. Hayır. Hayır ya. Hayır. İyi misiniz? Çantamı çaldı. Çantamı bulmam lazım. Tamam. Şunu merak ediyorum. Cemre Kaya Beyliği kapı dururken tuvaletin penceresinden çıkaran ne olabilir ki? Etme merak. İşine bak. Tam da işim bu zaten benim. Merak. Ozan ben bu arada gazeteciyim. İlgilenmiyorum. Peki. Bir eczaneye falan gitmek lazım galiba ama ha? Ama vaktim yok. Çantamı bulmam lazım. Bulalım o zaman. Tabii. Ozan abi. Ya Ozan abi ha? Oğlum sen adam olmayacaksın mı? Allah'tan ümit kesilmez abi ya. Sus. Ver. Ver. Yapma abi. Allah Allah. Abi. Abi ben hayatımda böyle para görmedim. O da başkasından almıştır. Kaç para var orada görmedin mi? Pencereden kaçıyordu. Kesin o da başkasından çaldı ya. Sonra hesaplaşacağız seninle. Sen bekle beni. Rica ederim ya Cemre Hanım. Buralarda taksi bulunur mu? Kimden kaçtığını söylersen onu da bulurum. Lütfen bana bir taksi bulur musun? Afiyet olsun. Hadi bakalım. Bittiyse gidelim mi? Ne oldu? Gel, 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 gel. Gel, gidelim. Endişe edecek bir şey yok hanımefendi. Küçük bir kaza. Şimdi söndürüyoruz. Sizi yukarı alalım. Buyurun, 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 buyurun. Arkadaşlar yangın tüpü nerede? Çabuk, 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 çabuk. Neyi bekliyorsunuz? Hadi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Alo? Hey! Yardım edin. Yine. Duydun mu? Neyi? Ha yok bir şey. Rüya Hanım'a hemen haber verin. Buraya acil boşaltmak gerek. Tamam, tamam. Şu an şimdi siz insanları panikletmeyin. Ben bizzat ilgileneceğim. Tamam ama Rüya Hanım'ı bilgilendirin. Hemen, hemen. Tamam, endişe etmeyiz. Biz de temiz hava alalım senden. Pardon.
Affedersiniz. Pardon. Pardon. Alo itfaiye. Alo merhaba. Bu Yedikule'deki sarnıçtan arıyorum. Evet. Evet, büyük bir patlama oldu burada. Nasıl bir patlama? Evet, dışarıdan her yerden dumanlar geliyor şimdi. Yedikule'deyiz. Evet evet, Yedikule'deyiz. Yedikule sarnıcında mı? Sarnıçta evet. Merak etmeyin. Tamam. Hey! Alo! Ali! Ali! Atlas'la ilgilensene 2 dakika. Ne oldu? İçeride bir sıkıntı var. Rüya'yı bulmam lazım. Tamam, telefon aç. Çekmiyor. Sen burada bekle, tamam mı? Ben anneni bulup buraya göndereceğim. Ali abinle bekle. Bunu benim için tutar mısın? Teşekkür ederim. Hemen geliyorum ben. Çiçek. Geliyorum. Yanına git. Burada durma hadi. Çiçek. Beni özle. Estağfurullah. Burayı hemen boşaltmalıyız. Neden? Ne oldu?
Emre içeride mi? Evet efendim. İçeri girip kurtarın onu. Bekir, hanımefendinin acelesi var. Sen de. Eyvallah. Tamam. Hızlanın ne olur, çok geç kaldık. Tamam efendim. Arkadaşlar, duraktan çıkmayın. Trafik giriş. Saat 3'te yangın çıkmış. Söyle kardeşim. Ne? İyi misin? İyisin mi? Dayan bir tanem, dayan. Az kaldı. Uzaklaşın, çok tehlikeli. Çocuğu götürün buradan. Efendim? Tomris Hanım, ben Ali, Kenan Beylerin şoförü. Torununuz Atlas benimle. Nasıl yani? Sarnıç'ta yangın çıktı da Sarnıç'a gelmeniz gerekiyor. Kızım nerede peki? Şimal nerede? Aferin sana Nilgün. Aferin, hiç uyandırmasaydın bari. Ben de şimdi duydum, hemen uyandırmadım. Ver şu kumandayı. Son yılların en büyük yardım organizasyonunun gerçekleştirildiği tarihi Sarnıç'ta şu anda bir felaket yaşanıyor. Arada duyduğumuz patlama sesleri
maalesef felaketin büyüklüğü konusunda endişeleri artırıyor. Cemre, çıktım dışarı. Karımı bulun. Cemre oradan sağ salim çıkacak. Adnan gelmedik mi daha? Sarnıç civarındayız efendim ama trafik kilit. Kardeşim, iyi misin? Ya deneyelim şansımızı, öleceğiz burada. Hadi, hadi barikatı geçebilirsek. Dikkatli. Yavaş, 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 yavaş. Nefes al hadi. Kalk, çıkacağız buradan. İyi misin? Yaşıyor musun? Hey! Hanımefendi! Hanımefendi! Kimse var mı? Kardeşim iyi misin? Hadi kalk. 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 İyi misin? Bak orada bir kız var. Yardım et ona. Kardeşim iyi misin? Nefes al. Hadi kalk hadi. Tutun bana, gel. İyi misin? Gelin böyle. Bak, geçti görüyor musun? Demir kapılardan seni sura çıkaracak, tamam mı? Hadi. Sen gelmiyor musun? Geleceğim ben de, hadi. Kimse var mı? Yardım edin! Yardım edin!
Rüya, hadi kalk. Rüya. Rüya, hadi kalk. Hadi kalk. Yaksana. Yani bağırmamı söyleyeyim mi burada? Görmüyor musun? Rüya. Çiçek git. Çiçek git. Ondan bizi beklesinler. Git. Çiçek durma. Git. Hadi. Hadi Rüya. Hadi son bir tane hadi. Tamam mı? Hadi. Nereye gidiyorsun? Kuzenim rüyamda. Saçmalama, yapacağım bir şey yok. Bana. Ankara'ya gitmemiş. Yalan söyledim.
Her şeyi biliyor. Kim her şeyi biliyor? Her şeyi biliyor. Kim her şeyi biliyor? Her şeyi Sen ne söyledin? Hala içeride efendim. Tamam. Sakin ol. Kapama gözlerini, kapama. Sen bu gençliğin hikayesini biliyor musun? Vakti zamanında yer altından tanrılar adamın birinin karısını kaçırmış. Adamla kadını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Tamam demişler. Kılık yapacaklar, şart koşmuşlar adama. Bak kapama gözlerini, en cevcivli yeri geliyor şimdi. Kadın yeryüzüne çıkana kadar gözlerini adamdan ayırmayacak. Eğer gözlerini kapatırsa geçmiş olsun. Bir daha asla bir araya gelemeyeceklermiş. Kavuşamayacaklarmış. O yüzden kapama gözlerimi. Bak geldik, az kaldı. Sakin ol, iyisin, nefes al. Bana bak. Çek nefesi. Çek. Bana bak. Yaralanmışsın. Boş ver, bana bak. Yaralanmışsın, hastaneye gidelim. Yardım edin. Rüya. Hastaneye gidelim. Rüya. Rüyar iyi mi? Bayıldı. Tanıyor musunuz? Evet. Ambulanslar aşağıda. Acele et. Acele. Hiçbirinden haber yok. Çiçek, Rüya, Şiman hepsi içeride. Hiçbirinden haber yok. Bunların hepsi içerideydi. Sakın buradan kıpırdama, tamam mı? Tamam mı kıpırdama? Allah'ım sen korkma. Siz beni kıpırdamayın, burada bekleyin. Çiçek! Burada yeşil elbiseli birini gördünüz mü? Evet. İskender Bey, çiçeği gördünüz mü? Rüyanla birlikteydiler. Buradan sizinle birlikte çıkmadılar mı?
Ne yazık. Gözlerim parlardı zifiri karanlıkta. Şimdi beni göremezsin gün ışığında. Arsızdım. Hiç yarın yokmuş gibi bir inançla. Ben de kendimi öldürdüm onunla. Bak ne kaldı. Bak ne kaldı ellerimde, hiçbir şey yok yüreğimde, her şey bomboş yok gözümde, kapkara. Vallahi yangının çıkışı hakkında hiç kimse bir şey konuşmuyor kardeşim. Tabii canım, herkes işin ucu rüya yıldırımlara dokunur diye korkuyor. Aynen, terör diyenler de var da bakacağım. Neyse, ben şimdi yaraların olduğu hastaneye doğru geçiyorum. Kapatıyorum kardeşim, haber ayağıma geldi. İyi misin? Ne yapıyorsun burada böyle? Benim saklanmam son nerede gördün? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hatırla. Karım kayıp. İyi düşün. Yangında sarnıçta mıydı? Evet. Oğlum nereye? İskender, Kenan Bey aramış seni, açmamışsın telefonunu. Şimdi beni aradı. Rüyanın durumu hakkında konuştuk. Yaşıyor mu? Onu da bu hastaneye getirmişler. Acildeymiş. Oğlum saçmalama. Oğlum. Bir dakika, bir dakika arkadaşım. Oğlum. Çiçek. Kayıtlara bakabilme şansınız oldu mu? Çiçek Görgül'le Cemre Kayabey ile Şumay Mahirer. Kimliklerini tespit ettiklerimiz arasında yoklar. Hale, hale Çiçek'i gördün mü? Görmedim. Şumay'ı gördüm. Cemre. Görmedim. Günde iki defa pansumanınızı yenileyin. Affedersiniz, burada SGK geçerli mi? Bildiğim kadarıyla hayır ama siz yine de danışmaya sorun. Affedersen acile geldiniz. Çiçeği gördün mü? Hayır, görmedim.
Sakın. Sakın. Rüya sevgilim. Dua et ki Şehzade Ali'mi bulayım. Rüya özür dilerim. Tamam mı? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Öldü mü düşündün için? Git buradan. Git. Git. İyi misin? Hayattayım. Sayende. Rahat ol. Canım borcu olmaz. Görüşürüz. Bir dursana. Hey! Bana mı dedin? Sana dedim, yaklaş. Ha, yaklaştım, buyur. Nişanlımı sen mi kurtardın? Ben kurtardım. Al. Eğiliğinin altında kalmayacağım. İskender Kayabeyli. Şimdi düşünme, ne kadar istediğini söylersin Muhasa Bey. Bir dursana. Yaklaş, yaklaş. Gel. Merak ettim de, sevgilin ölürken sen neredeydin? Kaçtın mı lan? Sen de haklısın birader, can korkusu değil mi? Böyle medeniyet martabalı okumaya haddini benzemiyor. Haddini bil, pişman ederim. Belki şimdi edersin. Ama önemli olan yangın anında etmen de. Ortada zengin fakir ayrımı yokken edecektin. O zaman diyecektin ben İskender Kayabeyliyim diye. Neymiş? Öyle insanlık kart vizit de olmuyormuş. Bir adamın hamurunda olacak. Hadi eyvallah. Felaketi duydun mu? Duydum. Gelsene. Yukarıya çıkabilirsin. En üst kat. Rahatına bak. Gel gel gel, gel kızım. Tabii tabii. Geç. Geç. Buyur. Ha. Ozan kim bu? Tanrı misafiri diyelim anneciğim. Tamam. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinmeden anneme söyleyebilirsin. Teşekkür ederim. Bunları da temiz bırakıyorum. Lütfen otursana, rahat et. Aklında ne var senin? Birkaç gün saklansan mesela eline ne geçecek? Biliyorum. Yani bunu düşünmem bile korkunç bir şey ama. Yangında öldüğümü düşünmelerini istiyorum. Ne? Kime peki bu ceza? Kocana mı? Tek isteğim çocuğumu alıp ondan kurtulmak. Bir dakika, bir dakika. Ben doğru anlıyorum değil mi? Yani yardımsever, adalet timsali, eski belediye başkanı Çelebi Kayabeyli'den bahsediyor. Onun nasıl bir insan olduğunu benden iyi kimse bilemez.
bana kaçmaktan başka bir şans bırakmadı. Yıllarca zorla o ilaçları aldırıp herkese deli olduğuma inandırdı. Ankara'ya gidecekti, gitmedi. Muhtemelen beni yakalatacaktı yine. Yani Çelebi Kayabeyli'nin çocuğunu kaçıran deli eşim ben. Kim bilir hangi klinikte aylarca tıkılı kalacaktım. Anlıyorum, durumlar bayağı karışık benim. Karışık değil. Net. Ya çocuğumla beraber kaçmayı başaracağım... ya da bir gün bir yerde ölüm bulunacak. Basında intihar diye geçecek muhtemelen. Burada da daha fazla kalamam zaten. Kızımı alıp kaçmak zorundayım. Yangında olmadığının anlaşılması uzun sürmez. Ayrıca öldüğünü düşünmeleri falan da imkansız. Bana birkaç gün zaman kazandırsın yeter. Tek istediğin zaman kazanmak mı? Peki. Takıların hepsini bana ver. Hepsini. Kızım. Babacığım. Canım benim. Canım iyisin değil mi? Ben iyiyim. Tanrım, bu nasıl bir felaket böyle? Baba, çok kötü şeyler oldu. Çok tamam. Cemre de burada değil mi? Ben Çelebi hala bulamamış onu. Bilmiyorum. Görmedim. Kayıtlarda da yok adam, ama ne yapayım? Çiçek sizinleydi değil mi? Tamam, o da buradadır o zaman. Bu hastanededir. Tamam oğlum, tamam. Git nişanlının yanında ol. Hadi. Ali. Ali bekle, ben de geliyorum. Rüya, bu halde nereye? Baba, Şişe'yi bulmam lazım. Yangın neden çıkmış? Bir şey söylemek için erken başkomiserim. En kısa zamanda rapor istiyorum. Başüstü. İşte parmağı olanın vay haline. Davetliler, çalışanların listesi. Bu binaya girip çıkan kim varsa hepsinin ismini öğren. Araştırıyoruz başkomiserim. Yaralıların ifadesi? Bizzat ilgileniyorum başkomiserim. Sen devam et, ellerim titriyor. Kızımdan haber var mı? Bize gelen yaralıların arasında yok hocam. Diğer hastanelerin kayıtlarını da öğrenmeye çalışıyoruz. Çoğu yaralının üzerinde kimlik yok. Kimin nerede olduğunu öğrenmek zaman alacak. Ama ben kızınızın iyi olduğuna eminim. İyi olsaydı şimdiye kadar bana ulaşırdı. Siz dışarı kim çıkardı? Bizimle çalışanlardan biri, garson. Adını biliyor musunuz? Yok, ama olmasa ölmüştük. Gizli bir yol varmış. Sayesinde çıkabildik. Bir dakika, bir dakika. Ne yolu? Dün gece tarihi Sarnıç'ta yapılan yardım organizasyonu faciaya dönüştü. Sebebi henüz belirlenemeyen yangının 20-30 sularında başladığı ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesine rağmen hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 21'e ulaştı. Yetkililer sayının artmasından endişe duyduklarını ifade ettiler. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının ve yaralıların çevre hastanelere naklinin devam ettiği öğrenildi. Bulabildiniz mi? Bir saniye. Maalesef hanımefendi. Buradaki ağır yaralılardan sadece 5'inin kimliği belli. Diğerlerinin belli değil. Kızım benim. Kızım. İçeride yok. Ama o iyi.
İyi yani. Ben eminim. Ameliyathaneye çabuk, çabuk, çabuk. Canım benim dayanıyorum da. Bir tanem benim. Sakın bırakma bizi, tamam mı yavrum? İyileştireceğim seni şimdi. Tamam bir tanem dayan. Birebir mailde nasıl yazdıysam haberi öyle yapın. Tamam, şimdi sana başlı söylüyorum. Ölenlerin çoğu kadın. Neden? Devam ediyorum güzel kardeşim. Hemen altına şunu yazacaksınız. Yangın sırasında sarnıçtaki erkeklerin çoğu kurtulurken kadınlar kurban oldu. Kapatıyorum şimdi. Oğlum gazeteyi mi kapattıracaksın sen? İskender'i, Çelebi'si, davetteki bütün erkekler başımızı ekşiyecek. Bak kardeşim, bu haberden kim rahatsız oluyorsa andaki zaten bir halt etmiştir. İçersin. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Ozan'ın nesi oluyorsun sen? Daha önce hiç görmediydim seni. Ben size de rahatsızlık verdim. Yok yok, ondan değil. Meraktan benimkisi. Sarnıç'ta mıydın sen? Yok mu kimin kimsen? Ben biraz dinlensem. Tabii. Dinlensen. Dinlen iyi için. Sen dinlen. Aferin. İyi. Ya annem ararsa? Baban öyle istedi. Fatma teyze. Herhalde işi uzamıştır yavrum. Merak etme, gelir. Sadece 2 dakika. Acele et. Hemen bakıp çıkıyorum kardeşim.
Hemen plastik cerrahi ekibini yönlendirin. Hocam kızınızın eşyaları. Eksiksiz bir hareket planı istiyorum. Derhal hocam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun hocam. Sağ ol abi. Benim cüzdan burada yok. Geçmiş olsun. Eyvallah. Zaman kaybetmeyin hanımefendi. Ağır yaralılarla hayatını kaybedenlerin çoğu Özel Üstünoğlu Hastanesi'nde. Oraya bakın bence. Ali, Tomis teyzenin hastanesine gidelim. Asıl... Rüya Hanım, Çiçek ölmedi. Tamam. Ne olur böyle şeyler söylemeyin. Ali. Daha yeni mi taburcu oluyorsun? Yok, ben arkadaşımı arıyorum, Çiçek'i. Bulamadın mı? Hemen aklına kötü bir şey getirme. Çok fazla yaralı var. Keşke yaralı olsa. Benim gözümün önünde ateşin içine düştü Çiçek. Gözümün önünde ateşe düştü. Sonra da bir daha kalkmadı arkadaşım. Tamam, sakin ol. Sakin ol biraz. Sakin ol. Affedersin. Önemli değil. İyi misin? Beni dinlersen eve git, burada kalma. Yok, bir hastane daha var. Benim oraya gitmem lazım. Tek mi gideceksin? Yok, biri daha vardı aslında ama... Beraber gidelim. Gerçekten tamam, mi? Beraber gidelim. Sakin ol, sakin ol. 5 numaraya da bakalım. Peki hocam. Çıkalım mı içeri? Eşyalara da bakalım. Görmek ister misin? 2 numarayı. Tamam hocam. DNA testi istiyorum. Hemen. Arkadaşlar lütfen. Şerif Bey. Lütfen. Şerif Bey. Lütfen rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Müsaade edin. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Çelebi Bey, Cemre Hanım hayatta mı? Basına düşen yaralar arasında işinizin adı yok da. Kötü bir haber mi var?
Sakın üzülme. Geliyorum. Geliyorum. Baban anneni bulup getirecek. Hadi ye. Kimliği teşhis edilemeyenlerin fotoğraflarını çektirdik. Tamam. Hoş, DNA'sız teşhis mümkün değil ama bir set de size hazırlattım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne zaman çekilmiş? Biraz önce İskender Bey. Hastaneden birlikte ayrılmışlar. O fotoğrafı çekeni kovun. Rüyanın yanındaki de kimdir nedir en ayrıntısına kadar bilmek istiyorum. Peki efendim. Maalesef yok. Çelebi hala arıyor. Sen neredesin? Rüya. Tamam kızım, tamam. Haber alınca hemen ara. Neredeymiş? Tomris'in hastanesine gidiyormuş.
sen olsaydın. Ama değilsin. Hocam kızınızın eşyaları. Sağ ol. Görgülü demişsiniz değil mi? Evet. Kimliği belirlenen yaralılar arasında yok. Peki... Öyle... Anladım. Hı? Hı? Hayatını kaybedenlere de bakayım. Burada da yok. İsterseniz -3'e inin. Kimliği belirlenemeyenler de orada bulunuyor. Tamam. Görevliyi çağırayım teşhis için. İsterseniz bekleyin. Üçüncü kata görevli alabilir miyim? Teşekkürler. Değil mi? Tamam. Henüz hiçbir şey belli değil. Sakın üzülme, tamam? Annem iyi olsaydı yanıma gelirdi. Annem öldü mü baba? Niye o zaman tabletimi aldılar? Televizyon niye yasak? Çünkü kafan karışsın istemiyorum. Yalan söylüyorsun, kandırıyorsun beni. Etme haberleri. Kocan takıları buldu. DNA testi istemiştir. Artık ne yapacaksan rapor çıkana kadar vaktim var bak. Tamam, önce kızıma ulaşmam lazım. O ne demek ya? Öldüğümü düşünürse mahvolur. Yaşadığımı söyleyeceğim. Bak bir tane açık verirsen tamam. Her şey boşa gider. Sıfıra tamam. Sıfır kalırsın. Tamam, eve nasıl gizlice girip çıkacağımı biliyorum. Kimseye görünmeyeceğim. Gerçekten yanlış yapıyorsun. Asıl ona öldüğümü düşündürürsem yanlış yapmış olurum. Ona böyle bir travma yaşatamam. Beni götürüp getirecek güvenilir birini bulabilir misin? Bulurum. Tamam. Sağ ol. Tamam. Yaralıların ifadesine göre buradan çıkmışlar.
Kimliğini tespit ettiniz mi? Araştırıyoruz başkomiserim. Basına düşmeden bulun o garson. Başüstüne başkomiserim. Yedi Kule'de dün akşam tarihi sarnıçta çıkan yangının bilançosu maalesef çok ağır. Yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Yüzün üzerinde de Allah ailelerine sabır versin. Birçok ölü ve yaralının kimliği henüz belirlenememiş durumda. Elimize ulaşan bilgilere göre eski belediye başkanı Çelebi Kaya Beyli'nin eşi Cemre Kaya Beyli de kayıp isimler arasında yer alıyor. Müsaade Bey, Cemre Hanım hayatta mı? Basına düşen yaralılar arasında eşinizin adı yok da. Kötü bir haber mi var? Bu trajik yangınla ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya... Hadi ayet işte biz. Danışmaya gidelim içeride. Danışmaya. Gerisinde nikahımız vardı. İstersen açmayayım. Ben bir arkadaşım arıyorum da çiçek görgülü. Ne demek? Yazıyor mu çiçek, çiçek görgülü. Hemen bakıyorum. Ali? 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 Çiçeğin ciri çok yanmış ya. Ali. Kardeşim. Doktor yavrum. Kardeşim. Kardeşim ne olur kurban olayım vurma. Çok tamam, yavrum. Kardeşim. Çok yavrum. Çok yavrum. Yanmış çeri çok yanmış. Tamam, ben çiçeği kurtaramadım. Tamam, tamam sakin ol kurban olayım sana. Tamam tamam abi. Kurtaramadım ben. Tamam ne olur kurban olayım tamam dur. Tamam kurban olayım sana sakin ol. Çok yanmış çeri yarım. Dur ya. Yanmış yok koruyamadım. Tamam tamam tamam. Tamam abim abim. Kurban olayım. Ben sana kurban olayım. Dur ya. Kurban kendine. Koruyamadım çiçeğimi. Tamam, koruyamadım. Ben koruyamadım. Sen vurma kendini. Vurma kendini. Abim ne olur kurban olayım sana. Dur ya. Yanmış yok koruyamadım. Tamam tamam. Tamam abim tamam. Tamam tamam. Bak bu çocuk kendine bir şey yapar. Kalk hadi. Kalk peşinden gidelim. Ne olur hadi kalk. Hadi kalk ne olur. Bak kendine bir şey yapacak. Peşinden gidelim. Ne olur. Gel. Gerekli hazırlıkları yapın. Kızım kendine geldiğinde hastaneden çıkaracağım. Tedavisine evde devam edilecek. Tamam hocam. Hmm.
bende de yok. Güvenliğe mi sorsak acaba? Nasıl yapalım? Rüya! Sevgilim. Katilsin sen. Rüya ne diyorsun sen? Katilsin sen, çiçeği öldürdün. Rüya hayır. Sen çiçeği öldürdün. Sen çiçeği, ben bir katille evlenmeyeceğim. Bakma, normal hızında geç git. İleriden içeri gireceğiz hemen. Annem yaşıyor. Benim için çizmiş.